Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunduğu A serisi modellerden en düşük fiyata sahip olanı yani A14'ü mercek altına alacağız. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, Samsung A14, A24, A34 ve A54'ü tanıttı geçtiğimiz günlerde. Daha doğrusu ülkemizde satışa sundu. Burada A74'ün eksik olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz genelde A serisinin premium tarafını yani en üst seviyesini A74 modelleri temsil ediyordu. Fakat bu sene A74 gelmeyecek arkadaşlar. Bunun sebebini de hemen belirtelim sizlere. A74 aslında bir isim değişikliğiyle gelecek. FE biliyorsunuz Fan Edition modelleri oluyordu S'te. İşte S23 FE modeli aslında A74 olarak karşımıza çıkacak. Daha doğrusu A74 ismi yerine Samsung S23 FE ismini kullanmış olacak diyelim ve A serisinin en ucuz modeline geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz incelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Biliyorsunuz Samsung S serisiyle birlikte köşeli hatlara geçiş yapmıştı. Burada yine biraz daha bu S serisine benzer bir tasarım çizgisi görüyoruz. Hatta telefonu şöyle arkadan tuttuğumda bu telefon, bu cihaz acaba S modeli mi diye düşünebilirsiniz. Çünkü çok benziyor. Sadece bu değil arkadaşlar. A serisi modelleri ile S serisi modelleri birbirine çok yakın tasarım hatlarına sahip. Bu bazı kişiler tarafından, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcıların hoşuna gitti. Fakat Samsung şu anda böyle bir tasarım çizgisine yönelmiş durumda. Hatlar çok fazla köşeli değil. Yani oval telefonlara göre, geçtiğimiz yıllarda çıkan kenarları oval olan A serisi modellere göre daha köşeli hatlar. Lakin son dönemde trend olan biliyorsunuz böyle direkt keskin hatlar var arkadaşlar. O kadar da keskin değil. Yani yine yan taraflarda bir ovalliğin olduğunu söyleyebiliriz. Herhalde bu da Samsung'un kendisine has tasarım çizgisini bizlere gösteriyor. En azından ben böyle yorumladım bu durumu. Evet, telefonumuzu şöyle ekranı açtığımızda gördüğünüz gibi çerçevelerin hayli kalın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biz mesela ön incelemesini yaptığımızda A34'e, A54'e vesaire de baktık. O cihazlarda bu kadar kalın çerçeveler söz konusu değildi. Fakat Samsung burada hani A14'ü ucuz bir model olarak tanımladığı için olsa gerek gayet böyle kalın çerçevelere yer vermiş. Yani diğer A serisi modelleri kadar ince çerçevelerden bahsedemiyoruz. Alt çerçeve arkadaşlar o kadar kalın ki yani buraya Samsung bir tuş koysaymış koyarmış, o derece bir kalınlık var alt kısımda. Tabii ki bu tasarım durumu biraz göreceli bir şey. Lakin çerçevesiz, daha doğrusu ince çerçeveli cihazların göze çok daha hoş geldiğini de belirtmemiz gerek. Cihazın arka tarafına geçtiğimizde arkadaşlar bize gelen modelde böyle kırçıllı bir kapak yapısı var. Bu hoş bir şey, güzel. Burada kabartmalı bir Samsung yazısı bulunuyor. Yani şöyle elinizi sürttüğünüz zaman Samsung yazısını hissedebiliyorsunuz. Kamera adısı kullanmıyor Samsung bu nesilde. S serisinde de yoktu. Burada da yeni bir kamera adacığına yer vermemiş. Dolayısıyla kameralar direkt olarak gövde üzerinden çıkıyorlar. Burada 3 adet kameramız var ve bu kameranın yan tarafında da bir flash ışığımız yer alıyor. Telefonun alt kısmına geldiğimizde bir adet burada 3.5 milimlik kulaklık jack girişini görüyoruz ve onun hemen yanında da tabii ki tip C şarj yuvamız yer alıyor. Tasarım hatları genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Yani hani böyle size çok fazla bir şey de sunmuyor. Çok da kötü de değil tasarımı açıkçası. Yalnız dediğim gibi çerçeveler biraz daha ince olsaymış gerçekten çok daha hoş bir telefon olacakmış. Şimdi tasarım demişken tabii ki ekrana da değinelim arkadaşlar. Burada Samsung IPS LCD bir panel kullanmış. Bu panelin büyüklüğü 6.6 inç ki ekran gövde oranında %80.2 civarında. Bu ekranın bize sunduğu çözünürlük ise arkadaşlar 1080x2408 piksel. Ayrıca bu ekran yine 400 ppi piksel derinliğine sahip. Burada güzel olan nokta şu. Ekranın parlaklığı gayet güzel. Yani güneş altında falan telefonu rahatça kullanabiliyorsunuz. Ekranını güzel bir şekilde ayarlıyor. Hani bazı cihazlarda tamam otomatik ekran parlaklığı ayarlama var ama hani güneşe çıktığınızda cihaz bazen saçmalayabiliyor. Öyle bir ayarlıyor ki kendini, ekranı göremiyorsunuz falan. Hani biz test ettiğimiz boyunca
Galaxy A14'te böyle bir durumla karşı karşıya gelmedik. Bunu sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. Ekranda şu var. IPS LCD ki Samsung deyince aslında biz AMOLED'lere falan çok alıştık ama tabii ki maliyetin düşmesi için burada IPS LCD bir panele yer verilmiş. Ha, IPS LCD ile AMOLED ya da OLED bir panel çok mu fark ediyor? Hani bence çok fark etmiyor arkadaşlar. Yani böyle çok canlı renkler aramıyorsunuz telefonda. Hani çektiğiniz bir fotoğrafın böyle tonlamasını vesaire yapmıyorsanız ki böyle bir fotoğraf editleme için zaten bir cihaz arıyorsanız, çok fotoğraf çekmeyi seviyorsanız muhtemelen alacağınız telefon A14 olmaz diye düşünüyorum. Hani ekranın yeterliliği benim için kafi. Yani fiyat performans modelinden bahsediyoruz. Giriş segmentine hitap eden bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ekranın parlaklığı olsun, ekranın çözünürlüğü olsun, tatmin edici seviyede muhtemelen sizi de tatmin edecektir bu ekran. Şimdi gelelim cihazımızın teknik özelliklerine arkadaşlar. Samsung bu telefonda 12 nanometrelik bir yonga setine yer vermiş arkadaşlar. MediaTek Helio G80 ile geliyor bu cihaz. RAM tarafına baktığımızda 4 GB'lık RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Bu RAM'e de 64 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yalnız microSD kart desteğinin olduğunu söyleyelim. Bir de arkadaşlar 128 GB'lık versiyonu da mevcut. Ama daha çok satışta olan 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Teknik özellikler tarafında cihaz öyle aman aman çok hızlıyım havası vermiyor zaten. Bu arada Android 13 ile geldiğini de söyleyelim. Bu önemli bir artı tabii ki. Hani çok mu akıcı derseniz cihaz zaman zaman saçmaladığı oluyor. Bunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Özellikle bir uygulama açmada, uygulama kapatmada vesaire donmalar, kasmalar yaşayabiliyorsunuz. Arka planda çok fazla uygulama açıksa, açık bıraktıysanız telefon bir sonraki uygulamada saçmalamaya falan başlıyor. O yüzden hani arka plandaki uygulamaları kapatırsanız muhtemelen bu sorun çözülecektir. Ama hani uygulamayı sürekli yukarı kaydırıp bırakırsanız arka planda çalışmaya devam ederse o zaman cihaz saçmalamaya başlıyor. Hele ki arka planda birçok uygulama açıkken siz böyle yüksek güç gerektiren, yüksek RAM tüketen bir oyuna girdiğinizde telefon hepten sapıtıyor. Dolayısıyla bu oyundan da çok fazla zevk alamıyorsunuz. Hani ya oyunda neden kastı vesaire diye düşünürseniz arka planda birçok uygulamanın açık olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Tabii ki 12 nanometrelik bir yonga seti güç tüketimi biraz fazla. Her ne kadar içerisinde 5000 mAh'lik batarya yer alsa da oyun oynadığınızda pil adeta su gibi boşalıyor arkadaşlar. Normal kullanımda o kadar çabuk bitmiyor ama yonga setini ısındıracak bir aktivite yaptığınız anda, yani bir uygulama ya da bir oyun açıp yonga setini biraz ısıttığınızda pil de hızlı bir şekilde boşalmaya başlıyor. Ki zaten artık günümüzde orta segment cihazlarda bile biz 6 nanometrelik yonga setlerini görmeye alıştık arkadaşlar. Dolayısıyla Samsung'un burada 12 nanometrelik bir yonga seti tercih etmesi tabii ki cihazın güç tüketimini arttıran bir etken olmuş. Bir önemli unsur da şu, yonga seti biraz hızlı ısınıyor. Ayrıca telefonun kutusunun içinden bir kılıf da çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla elinizde şöyle oyun oynarken belli bir süre sonra biraz ısındığını hissediyorsunuz ki şu anda mesela havalar o kadar sıcak değil. Yani soğuk diyebiliriz hatta. Bu havalarda rağmen hani benim elimi rahatsız etti mesela oyun oynarken. Dolayısıyla bu noktada telefonun ısındığını da ihmal etmeyin. Şunu söyleyebilirim sizlere, ya ben bu telefonu oyun için alacağım diyorsanız oyun tarafında öyle aman aman bir performans sunmuyor arkadaşlar. Özellikle de ya ben telefonu elime alıyorum 6-7 saat oyun oynuyorum diyorsanız hani biraz daha böyle yonga seti iyi bir cihaza bakmanızı tavsiye edebilirim. Ama günün sonunda hani ortada bir Samsung kalitesi var, ya ben Samsung olsun illa diyorsanız oyun oynatıyor mu? Evet tabii ki oynatıyor. Zaten günümüzde yeni çıkan telefonların hepsi halihazırda Google Play'de yer alan oyunların hepsini oynatıyor. Bu bir sorun değil arkadaşlar. Yani ya ben bu telefonu aldım, acaba şu oyunu açar mı diye düşünmenize tabii ki gerek yok. Hepsi oyunları açabilecek seviyede. Hatta 1-2 sene önce çıkan cihazlar bile oyunları rahatlıkla açabiliyorlar. Bunları size söyledikten sonra sıra geldi arkadaşlar. Tabii ki cihazımızda yer alan kamera kurulumuna. Bu telefonda Samsung 50 megapiksellik bir f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı kameraya yer vermiş. Buna 5 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. Bu kamerayla arkadaşlar 1080p çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön yüzde ise 13 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera var. Kameraların genel itibariyle beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Hani giriş seviyesindeki bir telefonda bence bu kameralara yer vermek güzel ki makro kamera ve ultra
geniş açı kamerası dahi var. Genel itibariyle hani bu seviyedeki telefonlarda ultra geniş açı kamerasını çok fazla görmüyoruz arkadaşlar. Makroya da derinlik kamerası koyuyorlar. Ama geniş açılı kameraya çok fazla yer vermiyorlardı. Samsung'un burada geniş açılı kameraya yer veriyor olması bizler için bir artı diyebiliriz. Şimdi gelelim bu telefonun fotoğraf ve video performansına. Bakalım sizler bu cihazla çektiğimiz video fotoğrafları nasıl bulacaksınız? Galaxy A14 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. Ön kamerada yine 1080p çekim yapabiliyor 30 karede. Geniş açılı bir ön kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda normal bir kol boyu uzakta telefon benden. Buna rağmen uzak ve güzel bir çekim açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ışığı değiştirdiğimizde de bu şekilde gözüküyor. Mikrofon performansı da etrafımda şu anda gürültü var ve insanlar yürüyor. Eğer beni net bir şekilde duyabiliyorsanız mikrofon performansında tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda Samsung Galaxy A14 modelinin arka kamerasından görüyorsunuz. Video performansı bu şekilde. Full HD çekim yapabiliyor fakat 30 kare bir çekim hızına sahip olduğunu söyleyelim. Bunun dışında yürüyüş yaparken tabii ki sarsıntıların olduğunu görüyoruz. Fakat yüksek ışıktaki performansının bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Düşük ışıkta her ne kadar beklentileri karşılamasa da yüksek ışıkta en azından biraz daha sabit durduğumuzda tatmin edici bir performans sergiliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi video fotoğraflar tatminkar derecede diyebiliriz. Bu arada şunu belirtelim. A serisinde nightography diye bir özelliğini duyurmuştu Samsung. 54-34 var fakat bu telefonda yok. Dolayısıyla düşük ışık çekimlerinde çok başarılı bir performans sergilemiyor telefon. Tabii ki gün ışığında yine güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Ama ya ben düşük ışıkta da fotoğraf çekmeyi seviyorum diyorsanız bu cihaz sizi çok fazla memnun etmeyecektir diyelim. Ve gelelim batarya kısmımıza. 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor arkadaşlar bu cihazda. Ve 15 watt'a kadar da şarj olmayı destekliyor. Yani 33 watt vesaire yok. Zaten Samsung hızlı şarj tarafında hani Çinli rakipleri kadar başarılı bir isim değil. Dolayısıyla burada da hani Samsung'tan böyle çok hızlı şarj eden bir telefon çıkması sürpriz olurdu. Öyle bir şey de olmadı zaten. Eğer bu telefon hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Son olarak şunu da belirtelim. Çok sık soruluyor bu soru çünkü. Onu da es geçmeyelim. NFC özelliği var mı diyorlar. NFC var arkadaşlar bu cihazda. Yani Samsung zaten genel itibariyle çoğu cihazına bu özelliği koyuyor. Nitekim A14'e de bu özelliği koymuş. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.